Konut denilince sadece dört duvar değil, sosyal donatılarla bezenmiş yaşam alanları akla geliyor. Türkiye'nin yaşadığı bu değişimde rol üstlenen Gümüş İnşaat Hazır Beton, Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gümüş'ün 1980'lere dayanan tecrübesiyle 99 yılında faaliyete başlıyor. Tevfik Gümüş 2008 yılında Hazır Beton yatırımıyla birlikte gücünü pekiştiriyor. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerle artık daha çevreci, daha güvenli, depreme daha dayanıklı konutlar inşa ediliyor. Türkiye'nin yaşadığı bu değişimde rol üstlenen Gümüş İnşaat Hazır Beton, kurucu Tevfik Gümüş'ün 1980'lere dayanan tecrübesiyle 1999'da kuruluyor. İnşaata ilk çıktığım yıl 1983. 1983 yılında inşaata başladım. Tabii bu dönemde usta olarak değil, yani ameli olarak bu inşaata başladım. Daha sonra da usta olduk. Usta olduktan sonra da taşrunlukla devam ettik. Bu ta ki işte 1995'li 96'lı yıllara kadar böyle taşrun olarak devam ettik. 1999 yılına geldiğinde de kendi işimizi ve kendi şirketimizi kurduk. Cami, okul, konut. Her türlü binayı kalite ve güven kavramlarıyla inşa eden firma, Ankara merkez olmak üzere İstanbul, Aydın, Antalya gibi çok sayıda şehirde projelere imza atıyor. Taahhüt işleri yaptık. Daha sonra da yapsat işlerine devam etmeye başladık. Türkiye'nin de çeşitli yerlerinde, bazı illerinde, ilçelerinde ciddi anlamda da konut üretimimiz oldu. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşaat sektöründeki başarının sırrını yaratılan memnuniyette gören Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gümüş, kalite önceliğiyle bugünlere geldik diyor. Genel anlamda 1999'da şirketimizi kurduktan sonra demin de bahsettiğim gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapsat yapmaya devam ettik. Başarımızın öncelikli sebeplerinden bir tanesi de müşteri memnuniyetimiz. Kaliteden hiç ödün vermeden işimizin başında, önünde olarak devam etmemizden geliyor. Konut denilince sadece dört duvar değil, sosyal donatılarla bezenmiş yaşam alanları akla geliyor. Artık konut değil, aynı zamanda yaşam alanlarıyla, oyun parklarıyla, yürüyüş bantlarıyla, her türlü sosyal alanlarıyla konut yapılıyor. Yani konut olayında Türkiye zaten dünyada kendini kanıtlamış bir ülke zaten bu konuda da. Biz de aynı şekilde bu şeye uyarak devam ediyoruz işimize. Turistik il ve ilçelerde de projeleri olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gümüş, Ankara'da özellikle Beypazarı bölgesini tercih ediyor. Burada konut tipleri beklenti ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Biz turizm bölgesinde de aynı zamanda iş yapıyoruz. Şu anda benim devam eden Alanya, Kestel'de bir projem var. Buralarda da birazcık yabancıya yönelik şeyler de yapıyoruz. 1+1 gibi, 2+1 gibi. Bazen 3+1 gibi çalışıyoruz buralarda da. Şu andaki devam eden bir projem de yine Beypazarı'nda var. Burada da 3+1, 4+1 gibi konutlar üretiyoruz. Alanya'daki proje turistik konutlar açısından ilk değil. Gümüş daha evvel Aydın Didim'de de referans projelere imza attıklarını söylüyor. Biz daha önce de yine Didim bölgesinde ciddi anlamda konutlar, siteler ürettik. Buralar bittikten sonra da bu bir alışkanlık herhalde ki tekrar Alanya'da böyle bir karar verdik. Şu anda Alanya'da hemen hemen işte inşaatı bitme üzere olan bir projemiz var, devam ediyor. Site tarzı konutlar projelerin genel karakteristiğini oluşturuyor. Biz genelde site olmadıktan sonra başlamıyoruz. Genel anlamda en ufak başladığımız siteler işte 60 daireden başlıyor. Bu 80 daire, 100 daireye kadar. Bu imkanımızın da bu arada tabii el verdiği kadar devam ediyoruz. Biz hiçbir başladığımız işi yarı yerde bırakıp müşterimizi mağdur etmedik. Bugüne kadar hiçbir işimizde etmedik. Bundan sonra da Allah izin verirse etmeyeceğiz. Herkesin inşaatçı olduğu bir devirde zorlu rekabet koşullarından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan en önemli etken kalitemiz diyor Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gümüş. İnşaat sektöründeki olay biraz daha rekabeti çok fazla. Artık herkes inşaat yapıyor. Çok ciddi anlamda da inşaatçı çok fazla. Kaliteli yaparsa, eğer bütün aileye hitap eden kaliteden hiç ödün vermezse, daha güzel konutlar ortaya çıkarıyor. Biz göreselliğe de çok ciddi anlamda önem veriyoruz. Göreselliğini de ön plana çıkarıyoruz.
Tevfik Gümüş her projelerinin arkasında güvenle durduklarının altını çiziyor. Yaptığımız her işin arkasındayız sonuna kadar. Bizim en önemli bir şeyimiz daha var. Müşteri potansiyeli anlamında söylüyorum bunu. Biz konutları yapıp sattıktan sonra da bu konutların tamamen biz sattık bitti olay yok bizde. Biz aileye oturduktan sonra tamamen burada artık hiçbir eksiğinin olmadığını, ailenin rahat ettiğini öğrenene kadar biz yaptığımız için de arkasında duruyoruz. Eğer o inşaatta teslim ettiğimiz projelerden, verdiğimiz ve sattığımız dairelerden eğer bir eksiklik tespit edilirse, bize böyle bir şikayet gelirse biz bu şikayetleri de ortadan kaldırana kadar işimizin arkasında olduğumuzu bütün müşterimizle paylaşıyoruz. Tevfik Gümüş, konut alacak vatandaşlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyor. Doğru yerden, güvenli firmadan daire almaları, işinin sahibi olan, bu işi bilenden almaları en doğru olan budur herhalde yani. Bunun ama günümüzde herkes inşaatçıyım diye ortaya çıktığı için kimisi bitiremiyor, yarı yerde bırakıyor. Bu arada da müşterileri mağdur ediyorlar. Bu mağduriyetlerinden dolayı da bütün herkes bu müteahhit böyle yaptı diye diğer müteahhitleri de aynı gözle görebiliyorlar. Bunlara da aslında meydan vermemek lazım. Güvenilir müteahhitler zaten bellidir ismiyle, yaptığı işle. İnsanın yaptığı iş zaten aynasıdır. Buna baktığında zaten belli olur bunlar. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın her zaman teminatı olmuştur. Biz bu anlayışla devam ediyoruz. Ankara'daki projelerin ağırlığını tarihi dokusu, turizmi ve tarımıyla adını duyuran Beypazarı oluşturuyor. Bölge tercihi tesadüfle başlıyor belki ama bilinçle devam ediyor. Tevfik Gümüş bunca yıldan sonra artık Beypazarlı olduk diyor. Ben 1990'da gittim Beypazarı'na. Bu tesadüf oldu. Herhangi bir şey de yoktu aslında. Ama orada bilmiyorum benimsedim. Yıllarca da artık Beypazarlı olduk orada kaldıkça. Beypazarı'nda da uzun yıllar zaman verdikten sonra biz Beypazarı'ndaki bütün kardeşlerimiz bizi tanıyor. Biz de onları tanıyoruz. Beypazarı'nda da gerçekten inşaat olarak, konut olarak kesinlikle güvenilir olduğumuzu, burada yaptığımız konutları biz Beypazarlı'ya satıyoruz. Beypazarlı da bizim kardeşimiz, abimiz. Müşteri de veli nimetimizdir. Biz onlara değer veriyoruz, onları seviyoruz. Onun için Beypazarı'ndayız. Firma Ankara Beypazarı'ndaki inşaat projeleri yanı sıra Ayaş'ın da değişiminde rol oynuyor. Öte yandan taahhüt hizmetleri de sürdürülüyor. 2009 yılında Çankaya Üniversitesi'nin yine alt firma olarak kampüs inşaatını biz bitirdik. Orayı da biz inşa ettik. Bunun yanı sıra tabii Beypazarı deyip geçtik ama tabii ki Ayaş'ın hatırı kalacak. Ayaş'ı da genel anlamda biz inşa ettiğimizi söyleyebiliriz. Nereye bakarlarsa, hangi konut olursa olsun burada da tamamen yine bunlar da bizim firma olarak yaptığımız konutlardır. Taahhüt işi olarak yaptık bunları da tabii ki. Türkiye'de sanayileşme ve altyapı yatırımları inşaat sektörüyle birlikte hazır beton sektörünü canlı tutuyor. Nüfus artışı ve bunun getirdiği konut ihtiyacı da gelişimin bir diğer gerekçesi oluyor. Bu gelişime duyarsız kalamayan Tevfik Gümüş, 2008 yılında hazır beton yatırımı yapıyor. 2008 yılında başladık biz betona da. 2008 yılında çay yolunda tesisimizi kurduk. Burada da tabii sektöre girdiğinizde her şey hemen bir anda olmuyor zaten. Başarı hizmetten gelen, başarı gayret isteyen, başarı bütün yaptığın işlerde güvenilir olabilmen. Bunları da burada biz sağladık. Ciddi anlamda da burada bir güvenimiz var. Kendi işimizin başındayız. Müşteri memnuniyeti bizim için en ön planda. Biz en çok önem verdiğimiz müşteri memnuniyeti. Bu gayretle işimize devam ediyoruz. Yapılarda elle dökülen beton yeterli mukavemet elde edilemediğinden büyük riskler taşıyor. İleri teknoloji kullanılarak hazırlanan, içindeki karışım oranları bilgisayarlarla kontrol edilen, malzeme kalitesi standartlara uygun, taşınması ve gerekli yerlere ulaştırılması, transmikserlerle ve pompalarla iyice kolaylaşan ve bütün bunları hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştiren hazır beton teknolojisi günden güne yaygınlaşıyor ve inşaat sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri oluyor. Firmanın saatte 120 metreküp beton üretme kapasitesine sahip hazır beton santralinde yıllık üretim 200 bin metreküpü buluyor. Günümüzde 1999 yılına kadar bile Türkiye'mizde hala yani hazır beton işi bütün ilçelerde yayılmış değildi.
eski usullerle beton atıyorduk. 1999 depreminden sonra Türkiye beton konusunda çok ciddi adımlar attı. Çok büyük reformlar yakaladığını düşünüyorum. O günden önceki yapılan konutlarla bugünümüzde yapılan konutlar arasında yani buna ölçü veremeyeceğim kadar, yani yüzde veremeyeceğim kadar daha çok önemli. Konutlardaki atılan betonlar, bugünkü dökülen betonlar eskiye oranla bugün C40, C45'e kadar beton atıyoruz. Gümüş, Ankara'da inşaat sektörünün gelişimini de yorumluyor. Şu anda Ankara inşaat alanında oldukça kaliteli, hızlı büyüyen, hızına yetmekte biraz güçlük çektiğimiz bir yapıya doğru devam ediyor. Ve oldukça inşaat alanları da genişledi. Daha kaliteli, daha güvenli, daha sosyal konutlar inşa etmeye devam ediyor. Özellikle Çayyolu bölgesinde çok ciddi konutlar yapılmaya devam ediliyor. Bu konuda da Türkiye konut alanında da çağ atladığına inanıyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gümüş sözlerinin sonunda konut sektöründe yenilikçi bir anlayışla yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Biz her yeni başladığımız projede yeni anlayış, yeni bakış, yeni mimariye, yeni görüntü mutlaka üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz bu konuda kesinlikle yenilikçiyiz ve iddialıyız. Her müşteri bizden memnun olduğu zaman biz bundan onur duyuyoruz ve biz bu aynı anlayışla devam edeceğimizi beyan ediyoruz.